Tamam. Kerebitaş'la başlayalım isterseniz. Tamam bakalım. Bu zaten son dönem ciddi bir yükseliş yapmış hisse. Cuma günü kötü kapatmış. Muhtemelen bu anlaşmanın etkisi oldu gıda hisselerinde. Çünkü gıda hisselerinde ciddi bir satış gördük Cuma günü. Yani tahıl anlaşmasıyla ilgili bir satış olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. 7 civarında kapatmış Kerevitaş. Burada ne zaman tekrar olumluya döner? Eğer 7-10'lar üzerinde kapatabiliyorsak tamam yeniden yukarı hareketine devam edebilir. Ama 7-10'lar üzerinde kapatamıyorsak bir miktar daha satışın devam etmesi nereye kadar diyelim? 6-60'lara kadar bir satış gelmesi muhtemel burada. Peki. Hemen bakıyorum. Cem Taş var. Demtaş satışa rağmen iyi kapatmış. Bir saniye yine bir güncelleme. Burada şunu söyleyebiliriz. Eğer 29-20'ler üzerinde fiyatlama devam ediyorsa taşımakta fayda var. Hareketin zirveye doğru devam etmesi beklenebilir. 32'ler civarı zirvesi de zaten. 32'ler civarına kadar hareket desteklenir burada. Eğer 29'lar üzerinde kalabiliyorsa hisse senedi. Peki yine nadir konuştuğumuz hisselerden Bossa var. Burada da 11.40'ları destek seviyesi olarak görelim. Üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı doğru tepki verebilir. Ama 11.40 altında fiyatlama almaya başlarsak, günlük kapanış almaya başlarsak geri çekilmenin yeniden bu bölgeye 10.70, 10.70 civarına doğru devam etmesini bekleyebiliriz. Peki, Uluğum var, Ulusoy'un. Bunun da aynı şekilde gıda hisseleri tahıl anlaşmasıyla birlikte geri geldi. Burada da 24.90'lar, 25'ler civarı destek olacak mı olmayacak mı bunu görmek lazım. Destek olmuyorsa biraz temkinli olmakta fayda var. En azından pozisyon taşıyan arkadaşlar için %50 azaltılıp nerelerden 22-50'lerden yeniden geri alım düşünebilir burada. 25'ler düşmüyorsa da yeniden yukarı doğru yeni zirveler yapmaya devam edebilir. Tabi burada gelen haberlerin önemi çok yüksek. Gördüğünüz gibi %7'lerdeydi, primliydi hisse. Gelen anlaşmayla birlikte primini silip aşağıya doğru hareket ediyor. Bu yüzden haberlerle birlikte takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki, Alkim sorulmuş. Hakim hafif hafif yükselmeye başlamış burada da gördüğümüz gibi. Cuma günü hafif zirvesi yani gördüğü yüksek seviyeden düzeltme olmuş olsa da kapanış çok kötü değil. Destek olarak 21.60'lar kısa vade durduğu sürece, üzerinde kaldığı sürece yukarı hareket beklenebilir yine. Burada nerelere dikkat edelim? 22.80-23 bölgesine dikkat etmekte fayda var. Geldiğinde buraya hareket geldiğinde eğer geçemiyorsa pozisyonları realize etmekte fayda olacaktır. Ama üzerinde fiyatlama alıyorsa bu seviyelerin yeniden zirve hareketi yapması beklenebilir hisse senedinde.